Arkadaşlar herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mol kavramı konusunda kalmıştık ve ne yapıyorduk? Mol hesaplaması yapıyorduk arkadaşlar. Üçüncü sorudan itibaren devam edelim. Normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan C3H8 gazı kaç gramdır? Arkadaşlar yine ne yapmış bize? Bakın hacim olarak vermiş. Hacim olarak verdiğine göre ben hemen ne yapacağım? Mol sayısını hesaplayacağım. Mol sayısı eşittir neydi? Normal koşullarda hacmi verdiği için verilen hacim bölü 22,4 değil mi arkadaşlar? Öyleyse hemen verilen hacmi yazalım. 8,96 bölü 22,4 0,89.6 22,4'ün kaç katıdır? 4 katıdır. 0,4 mol C3H8 acaba diyor kaç gramdır? O zaman ben 0,4 molünü kütlesini bulabilmem için bu bileşiğin nesine ihtiyacım var? Mol kütlesine ihtiyacım var. O halde C3H8 hemen hesapladım. 8 çarpı 1'den 8, 3 çarpı 12'den 3 çarpı 12'den 36 ne yaptı? 44 gram yaptı. Artık kolaylıkla bileşiğin mol kütlesini hesaplamayı öğrendik. 1 mol bileşik 44 gramsa bizim bulduğumuz 0,4 mol C3H8 kaç gram? Buradan içler dışlar çarpımını yaptık. 0,4 çarpı 44. O da arkadaşlar ne yapar? 4 kere 4 16. 17,6 gram yapar. Niye kayıyor tahta? Evet. Diğer sorumuz, normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan XO2 gazı 32 gramdır. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır? Arkadaşlar normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan XO2 gazı dediğine göre normal koşullarda neyi vermiş arkadaşlar? Hacmi vermiş. O zaman ben hemen mol sayısına geçiyorum. Verilen hacim bölü 22,4 eşittir. Verilen hacim 11,2 bölü 22,4. Kaç çıkar? 0,5 mol çıkar. Arkadaşlar 0,5 mol kaç grammış? 32 grammış. O halde madem ki 0,5 mol XO2 gazınız 32 gram ise 1 mol değil mi? Ben eğer 1 molünü bulursam 1 mol XO2 gazınız kaç gram? Arkadaşlar 1,05'in 2 katı olduğuna göre 32 çarpı 2 ne yapar? 64 gram yapar. Yani arkadaşlar 1 mol XO2 eşittir 64. Arkadaşlar mol kütlesini nasıl hesaplıyorduk? Artık bundan sonrası kolay. 2 çarpı 16 1 çarpı X. Öyleyse arkadaşlar X artı 32 eşittir 64'ten X kaç çıkacaktır? 32 çıkacaktır. Evet arkadaşlar, diğer yorumumuz mol atom sayısı. Acaba mol atom sayısından ne anlayacağız? Buna dikkat edelim şimdi. Arkadaşlar bakın, şimdiye kadar buna dikkat etmedik çünkü işlem kolaylığı olsun diye. Burada lütfen dikkat kesilin. 1 mol C2H4 bileşiğinde dikkat edin. 1 mol arkadaşlar C2H4 bileşiğinde bakın kaç mol hidrojen var? 4 mol hidrojen. Evet. Artı kaç mol karbon var bakın? 2 mol karbon var. Arkadaşlar toplamı ne oldu? Ben altına yazayım. Artı dedim ama. Toplamı 4, 2 daha 6 mol atom oldu. He, arkadaşlar demek ki bizim anlayacağımız şu. 1 mol C2H4 bileşiğinde 2 mol karbon, 4 mol hidrojen varmış. Bu bileşikte toplam 6 mol atom varmış. Ya da arkadaşlar şu yorumu da yapabiliriz. Ben kalemimin rengini değiştireceğim. Çizgiyi çektim. 1 mol bileşikte kaç tane hidrojen var? Bakın. Oldukça önemli. Kaç tane hidrojen var?
4 tane değil arkadaşlar. Eğer 4 tane derseniz yanılırsınız. Bakın biz neden bahsediyoruz? Mol'den bahsediyoruz. 1 mol bileşikte 4 mol hidrojen varsa o zaman 4 çarpı n tane hidrojen vardır. Bu çok önemli. Peki kaç tane karbon var? 2 mol karbon varsa, bir bileşikte 2 mol karbon varsa o zaman 2 çarpı n tane de karbon vardır. Toplam kaç tane atom içerir? Toplam 6 çarpı n tane atom içerir. Evet, 1 mol sülfürik asit için bir yorum yapalım. 1 mol sülfürik asitte arkadaşlar, bakın 1 mol sülfürik asitte 4 mol oksijen var. 1 mol kükürt var. 2 mol hidrojen var. 1 mol bileşikte toplam 4, 5, 7, 7 mol atom var. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Devam edelim. Eşittir. 4 mol oksijen demek 4 çarpı n tane oksijen demek. 1 mol kükürt demek, evet, n tane kükürt demek. 2 mol hidrojen demek 2 çarpı Avogadro sayısı kadar hidrojen demek. Toplam 7 çarpı n tane atom demek. Bu oldukça önemli arkadaşlar. Yorumlamaya devam edelim. Şimdi 1 mol C3H8 bileşiği için aşağıdaki yorumlar yapılabilir demiş. Bakın şimdiye kadar ne öğrendik? 1. Arkadaşlar atom kütlesi bulunabilir. Daha doğrusu mol kütlesi bulunabilir. Yani 1 mol C3H8 eşittir. Bakın 8 çarpı 1 atom kütleleri verilmiş ya. 3 çarpı 12. Ne yapar? 44 gram. Bunu yorumlayabilirsiniz. 2. Arkadaşlar 1 mol gaz. Bu gaz ya. Sadece gazlar için geçerli. Yazıyorum. 1 mol C3H8 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? 22,4 litre hacim kaplar. Ancak arkadaşlar bu sadece gazlar için geçerlidir. Madde gaz değilse bunu yazamazsınız. Akıldan çıkarmayın. 3. Evet. Üçüncü yoruma dikkat edin. Şimdi yorumluyoruz. Bakın. 1 mol C3H8'de kaç mol karbon atomu var? 3 tane demeyeceksiniz. 1 molde arkadaşlar 3 mol karbon atomu var. Kaç mol hidrojen var? 8 mol hidrojen var. Peki toplam kaç mol var? 11 mol atom var. Bunu yorumlayacağız. Artık değiştirmiyorum. 4 dedim. Arkadaşlar dördüncüde yine 1 mol C3H8'de, bakın bir tane de değil, 1 mol C3H8'de kaç tane karbon var? 1 molde 3 mol karbon varsa o zaman 3 çarpı n tane karbon vardır. 1 molde 8 mol hidrojen varsa o zaman 8 çarpı n tane hidrojen vardır. Toplam 11 çarpı n tane atom vardır. Ama arkadaşlar şuraya sıkıştırmaya çalışayım. 5. Bize 1 mol değil de 1 tane C3H8 deseydi o zaman siz de 3 tane karbon. Evet. Çünkü 1 taneden bahsediyor. 1 molden değil. 3 tane karbon atomu, 8 tane hidrojen atomu vardır derdiniz. Bakın, 1 tane C3H8 başka, 1 mol C3H8 başka. Bunu arkadaşlar akıldan çıkarmayacağız. Hemen gelelim birinci sorumuza. 0,5 mol C3H8 bileşiğinde kaç tane karbon atomu bulunur demiş. Güzel arkadaşlar, bakın şimdi.
Ben hemen yazıyorum. Dikkatle takip ediyoruz. 1 mol C3H8'de arkadaşlar. Kaç tane karbon atomu var? 3 tane demeyeceksiniz. 1 mol. 1 mol bileşikte 3 mol karbon atomu, yani 3 çarpı Na tane karbon atomu var. Peki 0,5 mol'de ne olur? Elbette X tane olur. 0,5 çarpı içler dışlar çarpımı yaptık. 3 çarpı Na eşittir ne yaptı? 1,5 çarpı Na yaptı. Cevabımız ne? Cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Gelelim diğer sorumuza. Evet. İkinci sorumuz. 0,2 mol F3O4 bileşiğinde kaç mol oksijen atomu bulunur? Bakın, 0,2 mol bileşikte kaç mol oksijen atomu bulunur? Yine öğrencilerim dikkatle takip ediyor. Bakın ben yazıyorum. 1 mol F3O4'te kaç tane oksijen atomu var? 4 tane derseniz bakın artık kalbimi kırarsınız. 4 değil. 4 mol. Çünkü mol'den bahsediyoruz. Evet, 4 mol oksijen atomu var. Öyleyse 0,2 mol F3O4'te ne kadar oksijen atomu var? İçler dışlar çarpımı 0,2 çarpı 4'ten 0,8 mol oksijen atomu var. Cevabım ne oldu? C şıkkı oldu. Geçelim diğer soruya. 0,6 mol NH3 molekülünde kaç tane hidrojen atomu bulunur? Ne olarak istemiş? Tane olarak istemiş. Peki orantımı kuruyorum. 1 mol. Önce 1 mol diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Sildim. Evet. Bakın 1 mol NH3T. Hemen kalemimin rengini değiştirdim. Önemli. Kaç tane hidrojen var? 3 tane demiyorsunuz. 1 mol NH3'te 3 çarpı Na tane hidrojen var. Peki 0,6 mol NH3'te kaç tane hidrojen atomu bulunur? 0,6 çarpı 3 çarpı Na eşittir 1,8 çarpı Na tane hidrojen atomu bulunur ki doğru cevap D şıkkıdır. Gelelim dördüncü sorumuza. Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan C4H8 gazı kaç mol hidrojen atomu içerir? Arkadaşlar normal koşullarda 5,6 litre dediğine göre ben hemen bakın soru üzerinde mol sayısını buluyorum. Normal koşullarda hacim vermiş ya. V bölü 22,4. 5,6 bölü 22,4'ten ne yapar? 0,25 mol yapar. Yani 0,25 mol C4H8 gazı kaç mol hidrojen atomu içerir? Artık bizim işimiz kolaylaştı. Derim ki 1 mol C4H8'de kaç mol hidrojen atomu var? Tabii ki 8 mol hidrojen atomu var. Peki bizim bulduğumuz 0,25 mol C4H8'de kaç mol hidrojen atomu var? 4'te 1'i ya da 0,25 çarpı 8'den ne yapacaktır arkadaşlar? 2 mi yapacaktır? Evet, 2 mol hidrojen atomu vardır. Bu da D şıkkı. Gelelim arkadaşlar 5. sorumuza. 5. soru. 5,4 gram su bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur? 0,3 moldur demiş. Hemen hesaplayalım. Gelin hemen şurada hesabı yapalım. Bakın kütle vermiş. Dikkat ettiniz mi? Kütle. Ne istemiş? Mol istemiş. O zaman N eşittir ünlü formül. Verilen kütle bölü MA eşittir. Verilen kütle 5,4 bölü MA'sı. Hemen hesapladım. H2O'nun MA'sını 2 çarpı 1 16 çarpı 16 çarpı 1. Ne yaptı? 18. Eşittir. 0,54 bölü 18 3. 0,3 mol. Doğru.
0,9 mol atom içerir demiş. Çok önemli. Evet, 2. Hemen bakalım. 0,9 mol atom içerir. Arkadaşlar, 1 mol H2O'da toplam kaç mol var? 2 mol hidrojen, 1 mol oksijen, toplam 3 mol atom var. Bu kavramlar iyi öğrenilecek. Peki elimde ne kadar var? Elimde 0,3 mol var. 1 molde toplam 3 mol atom varsa 0,3 molde ne kadar var? Hemen x eşittir 0,3 çarpı 3'ten 0,9 mol bulunur. İkincisi de doğru mu? Evet, doğru. 0,3 Na tane atom içerir demiş. Arkadaşlar buraya dikkat. 3. Arkadaşlar 1 mol H2O'da toplam kaç mol atom var? Arkadaşlar toplam 3 mol atom vardı. Bu da ne demek? 3 çarpı Na tane atom var demek. Peki 0,3 molde ne kadar var? X kadar var. Buradan x eşittir toplam 0,9 Na atom. Peki cevabımız ne oldu arkadaşlar? Hemen soruya dönüyorum. Üçüncüsü yanlış. Cevap 1 ve 2 Bursa. Arkadaşlar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.